Evet, öncelikle videoya başlamadan önce kollarımızı bir sıvayalım. Zira gençliğimiz var. Dostlar merhaba. Daha önce söz verdiğim gibi seçim süreci sona erene kadar elimden geldiğince yazıp çizmeye, dilim döndüğünce anlatmaya, videolar yapmaya devam edeceğim demiştim. Yani bu da demek oluyor ki 28 Mayıs seçimleri sonuçlanana kadar ben buralardayım. Aslında ben sıcağı sıcağına dün bir video yapmak istedim ama hem olan biteni daha iyi anlamak hem de seçim hengamesinin üzerindeki o toz bulutunun dağılmasını beklemek için acele etmeyip beklemeyi tercih ettim. Şimdi şunu hemen başta söyleyeyim. Bu videoyu bir elimde iğne, diğer elimde çuvaldızla yapacağım. Çünkü cevap bekleyen birçok soru var ve bu cevapları Erdoğan'dan ziyade Kılıçdaroğlu ve ekibinin vermesi gerekiyor. Şimdi öncelikle hepimiz muhalifler için söylüyorum. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Burası kesin. Kabul ediyoruz. Tamam. Hayal kırıklığı yaşamamızın temel nedeni bir defa saraya bağlı çalışmayan anket şirketlerinin yani bağımsız anket şirketlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu mutlak önde açıklaması hatta ilk turda bitecek oranda açıklamasıydı. Bildiğiniz gibi anketlerde bu sonuçlar işte %51, %52 bandındaydı. İkincisi muhalefet cephesi olarak kabul edelim. Daha önceki hiçbir seçimde olmadığı kadar doğru bir kadroyla, doğru bir stratejiyle başarılı bir seçim süreci yürütüldü. Dolayısıyla da hepimiz ya dedik evet yani bu sefer bu iş olacak. Sonra aday açıklanmadan önce yaşanan işte Mansur Yavaş mı aday olmalı, Ekrem İmamoğlu mu yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu polemiği bildiğiniz gibi sona ermişti. Bitmişti o tartışma yani. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'na tam desteğini açıklamıştı. İşte yine aynı şekilde Meral Akşener'den Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na kadar herkesin onay verdiği, HDP'nin de dışarıdan destek verdiği bir adayla kollar sıvanmış, seçim startı verilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte helalleşme çağrıları, herkesi kucaklayan işte o sakin, aklı selim duruşu, işte Erdoğan ve Bahçeli'nin pot üstüne pot kırması, işte bildiğiniz gibi hatta Bahçeli Erdoğan'a seçime bir gün kala küfretti falan. Bir sürü etken vardı seçimin kazanılması için. Hans, Tony, Johnny, Herkel, Frank, alayı Recep'i dedi adam resmen ya. Yani bak bunu sen ben desek yemin ediyorum bakın sülalemiz kıyamet kopana kadar güneş yüzü görmez. Ama adam koydu geçti arkadaş yani. Velhasılı bakın muhalefete bakan yönüyle her şey olması gerektiği gibi gitti aslında. Ama son tahlilde açıklanan seçim sonuçları hiçbirimizin aklından geçen yani beklediğimiz sonuçlar değildi. Şimdi gelelim neden bu videoyu dün değil de bugün yapıyorum sorusunun cevabına. Bakın ben en başından beri Erdoğan'ın bu kadar oy alabileceğine ihtimal vermiyordum birçoğunuz gibi. Tamam bak gökten dört melek inse elinde böyle talimatla ulan oyunuzu Erdoğan'a vermeyeceksiniz dese melekleri böyle var ya vatan haini FETÖ'cü terörist ilan edip EGM'ye şikayet edecek milyonlar var bu ülkede biliyorum. Okey ama yani yine de ülkede yaşanan son gelişmeleri bir düşünün ya. Hani böyle yan yana koyduğunuzda işte sokağın sesine insanların isyanına falan kulak verdiğinizde objektif bir gözle anketlere baktığınızda ya Erdoğan'ın %49 oy alması imkansızdı arkadaş. İmkansızdı böyle bir şey mümkün değildi. Peki sadece Erdoğan ve partisi mi? Ya hiçbir ankette %5'i geçemeyen MHP nasıl oldu da %10 oy aldı? Arkadaş birisi bana bunu açıklasın ya. Ya da fikir versin diye şöyle sorayım soruyu isterseniz. Diyarbakır, Urfa, Bitlis gibi birçok Doğu ve Güneydoğu illerindeki birçok sandıkta nasıl oldu da Yeşil Sol Parti 0 oy çekti ve MHP o sandıklarda en yüksek oyu alabildi? Daha net anlaşılsın diye şöyle sorayım o zaman. Islak imzalarda Yeşil Sol Parti'de gözüken oylar nasıl oldu da MHP'ye kaydırıldı? Ya şimdi sadece Yeşil Sol oyları falan da değil. Aynı şekilde CHP'nin, İyi Parti'nin, kısacası Millet İttifakı'nın birçok sandıkta oyları hokus pokus yapılmış arkadaşlar. Puf, yok. Bakın ben sabahtan beri özel bir uğraş çaba falan da göstermedim. Yani söyleyeyim onu. Sosyal medyadan bu şekilde yüzlerce belgeli vaka düştü önüme. Ben özel aramadım yani. Hani neydi o Kırk Haramiler şarkısının sözleri? Asmak, kesmek, kelle uçurmak kırk haramiler değil mi? Mesela biz onu şöyle güncelleyebiliriz o sözleri. Çalmak, çırpmak, seçimi kazanmak, kırk haramiler, kırk haramiler. Tabii şimdi bu seçim sonuçları ile alakalı bir de gözden kaçan çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Yahu madem adamlar bu kadar çaldı, çırptı, Erdoğan neden %49'da bıraktı bu işi? Şimdi özellikle son 7-8 senedir Batı dünyasının Türkiye'ye bakışı çok belli arkadaşlar. Göstermelik, sembolik bir demokrasi olan ama gerçekte tek adamın kontrolü altındaki demokratik görünümlü ama teokratik ülke Türkiye.
Erdoğan ve ortakları bakın her ne kadar içeride böyle ey Amerika, Almanya, dış güçler, ot kök deseler de bu şekilde bağırsalar da dışarıya her zaman bak biz de sizin gibiyiz, bizde de demokrasi var, hukuk var, özgürlük var şirinliği yaparlar. Yani bu hep böyle olmuştur Türkiye'de. İşte bu seçimin ikinci tura kalması tam da bu amaca hizmet ediyor aslında. Bak bizim ülkemizde demokrasi olmasa şayet ben bir diktatör olsam hiç %49'da kalıp seçimi ikinci tura bırakır mıyım ya? Deli misiniz siz? Diyebilmek için önceden aranje edilmiş, planlanmış bir oy oranı aslında. Diğer bir amacı da ilk turda kazanmaya konsantre olmuş bir muhalefeti moral motivasyon olarak çökertip ikinci turda bakın ezici bir farkla yalnız ezici bir farkla seçilip muhalefetin inancını, direncini böyle tamamen ortadan kaldırmak. Peki hırsız tamam okey kabul. Ev sahibinin hiç mi suçu yok? Şimdi ben dedim ya videonun başında bir elimde iğne, diğerinde çuvaldızla konuşacağım bugün diye. Tamam, şimdi sıra geldi çuvaldıza. Ey Ekrem İmamoğlu, neredesin sen ya? Seçim akşamı Mansur Yavaş'la yan yana açıklama yaptın değil mi? %49'la öndeyiz, hiç merak etmeyin, her şey kontrol altında. Biz bu seçimi kazanıyoruz dedin. Ey Canan Kaftancıoğlu, %51'le öndeyiz diye tweet attın. Şuraya bir yere koyayım. Kemal Kılıçdaroğlu, ey pirom dedem, öndeyiz diye tweet attın sen de. Şimdi şu soruya cevap vermek zorundasınız kıymetli insanlar. Hangisi doğru, hangisi yalan? Açıklanan seçim sonuçları yalansa çıkıp deyin ki arkadaş bu seçim sonuçları geçerli değildir. Legal değildir, oylar çalınmıştır. Biz bu sonuçları ve milletimizin oylarının çalınmasını reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Demokrasimize sahip çıkıyoruz. Deyin bunu ya. Deyin lütfen çıkın bir açıklama yapın. Ha böyle bir şey yoksa şayet sizin elinizdeki ıslak imzalı tutanaklarla YSK'nınkiler sonuçları etkilemeyecek oranda aynıysa birbirine çok yakınsa çıkın deyin ki sonuçlar legaldir arkadaş. Cumhur İttifakı bu sonuçları hak etmiştir, kazanmışlardır, öndelerdir neyse. Biz de diyelim ki ya arkadaş adamlar kazanmak için ellerinden gelenin fazlasını yaptılar ki hakikaten yaptılar ama olmadı. İkinci tur için yeniden ayağa kalkıp biz o zaman ne yapalım? Kolları sıvayalım arkadaş. Değil mi? Yeniden başlayalım. Ama seçim akşamı saatlerce ortada yoktunuz. Kemal Dede, Canan Abla, Ekrem Kardeş. Yoktunuz yani. Tamam çıkıp açıklama yaptınız. Adam kazandı gibi de olmadı ama... Yoktunuz saatlerce. Açıklayın ya ne oldu o akşam? Size sonuna kadar inanan, destek ve oy veren bu insanların o gece neler olduğunu bilmeye hakkı var arkadaş. Gelelim sözde muhalif medyaya. Bakın Tele 1 hariç seçim akşamı berbat bir sınav verdiniz. Söylüyorum. Erdoğan iktidarının büyük farkla kazanıyoruz algısına bile isteye o akşam siz destek verdiniz. Tunca Özkan'ın ankasının peşine takıldınız. Kurulan tezgahın parçası olduğunuz bile isteye. Ben artık şundan çok eminim zaten. Kıymetli dostlar, Kılıçdaroğlu o akşam içeriden hançer üstüne hançer yedi. Öyle bir tane iki tane falan da değil. Sarayın ve derinlerin içerideki Truva atları görevlerini o akşam bakın eksiksiz olarak yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül ve destek veren samimi insanlar, sureti haktan gözüken Tuncaylardan, Özdillerden, işte Barışlardan ve türevlerinden kurtulmadığı sürece aynı filmi izlemeye, dejavu yaşamaya devam edeceksiniz. Söylüyorum. Evet, peki şimdi ne olacak? Ne olacağını belirleyecek olan Kılıçdaroğlu ve ekibi. Dostlar, önce çıkıp bir açıklama yapacaklar. Ondan sonra insanlar seçimin iptali ya da tekrarı seçeneği başta olmak üzere ikinci tura konsantre olup yeniden Bismillah diyecek. Ve Erdoğansız bir Türkiye için canla başla, heyecanla, umutla mücadele etmeye devam edecekler. Hani insanlar umudunu kaybetti diyorsunuz ya şu an sosyal medyada çok böyle kullanılan bir ifade. İnsanların umudunu yeniden kazandırmak çok kolay aslında dostlar. Çok kolay gerçekten. Erdoğansız bir AKP yok hükmündedir. Bunu en iyi AKP'liler bilir bu arada. Dolayısıyla Erdoğansız bir Türkiye'den daha iyi bir motivasyon kaynağı yok bizler için ya. Düşünsene Erdoğan yok. Yeter ki siz o geceyi bize bir izah edin hele ya. Ne oldu o akşam ya? Sonrası kolay hallederiz. Ya o akşam bize bir açıklayın yani. Evet benim söyleyeceklerim aşağı yukarı bu kadar dostlar. Ha bir de son olarak iki gündür sosyal medyadan bana ulaşıp nasıl koyduk falan diye böyle yazan Erdoğanistler var.
Onlara da iki çift lafım olacak. Onu da edeyim, ondan sonra bitireyim. La oğlum, profesyonel mallar. Lan ben Almanya'da yaşıyorum ya. Oğlum ben hiç Türkiye ile ilgilenmeyebilirim lan. Altımda arabam, ne benzin koyarken, ne marketten böyle mutfak alışveriş yaparken, acaba şunu mu alsam, bunu mu alsam, param yeter mi falan. Oğlum ben bunları hiç düşünmüyorum, gerizekalı. Bahçeli bir evde yaşıyorum ayrıca ben. Ay sonunu getirmek gibi bir derdim yok benim. Senin derdin lan bu, senin derdin ahmak. Senin derdini dertleniyorum lan ben, gerizekalı sığır. Kuru ekmek soğana talim, ömür boyu soyanın peşinden gideceksen git lan, cehennemin dibine kadar yolun var oğlum. Git, bana ne? Benim seni ikna etme ihtimalim yok zaten oğlum. Benim anlattıklarım, yaptığım skeçler senin için değil. Benim lafım kısmen böyle aklı başında, vicdanı hala ölmemiş. İşte konuşulabilir, ikna edilebilir insanlara benim lafım, videolarım. Böyle bitirmek istemezdim dostlar ama artık bitirmem lazım videoyu. Dediğim gibi biz hala durduğumuz yerdeyiz. Bekliyoruz. Tek adam rejiminin karşısındayız. Demokrasinin, özgürlüğün, insanca yaşamın da tam yanındayız. Yeter ki ne olup bittiğini bilelim. Ayağa kalkmak bizim için sorun değil, kalkarız. Evet, Pirom, Kemal dedem, söz sizde. Biz tam buradayız. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın dostlar. Umutla kalın.